Alle hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Hallo, und wir sind in Berlin mit der Saliha und wir haben einen Rundgang jetzt in der Stadt und wir haben uns die alte Mauer und das Checkpoint Charlie haben wir uns angeschaut und jetzt werden wir so mal nachschnuppern, wie die Wand. Okay, wie fühlen Sie gegen die Wand, Frau Saliha? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Das ist sehr, sehr interessant, wie die Stadt in zwei Grenzen geteilt wurde und warum die Russen so stark und sehr aggressiv durchgingen und die Briten und die Amerikaner haben Deutschland sozusagen unterstützt. Und jetzt sehen wir, wie das Gebäude vom Reichstag, oder was ist das hier? Berliner Festspiele. Es ist sehr interessant, die Stadt. Also die Stadt hat uns gefallen und wir hoffen, dass wir auch hier mal zusammen leben können, oder? Ja. Mal schauen, wie sich die Zeit für uns abspielen lässt. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Evet, evet, bugün size Berlin'den sesleniyoruz. Berlin'den sesleniyoruz. Bir hafta oldu. Berlin'de bir gezi ve merak uyandıran seyahatlerimiz silsilesi yoluyla devam ediyoruz gezmeye. Saliha Hanım da geldi. TUİ toplantısı için. Burada buluştuk. Şehri gezdik, şehri çok beğendik. Siz ne dersiniz Berlin hakkındaki fikirleriniz? Çok güzel bir şehir. Herkese tavsiye ederim. Size biraz anlatır mısınız bize? Nerelere gidebiliriz, ne yiyebiliriz, ne içebiliriz, neyle gezmeliyiz? Özellikle pommes yemenizi tavsiye ediyoruz. Bockwurst ve pommes. Bunu biz çok seviyoruz. Onun dışında çok güzel İtalyan pizza yapan yerler, spagetti yapan yerler var. Alman mutfağını tavsiye ederiz. Tabii ki biz yemedik Alman mutfağını. Çok fazla ağır geldiği için. Biz daha çok pommes ve bockwurst üzerinde duruyoruz. Bunun dışında gezebileceğiniz yerler çok farklı. Çok fazla müzeler artı tarihi binalar var. Bu Hitler'in hüküm sürdüğü bir şehir sonuçta. Doğu ve batı ayrımını yapan duvarı gezebilirsiniz. O sanatsal olarak boyanmış duvarları ve hatta böyle limuzinlerle karşılaşma ihtimaliniz de çok fazla burada. Bu parti limuzini. Bunun içinde özel partiler yapılıyor. Ayrı bir konu. Bunun dışında tavsiye edebileceğimiz yine peki ne kadar ödüyorsunuz yaklaşık olarak yemek için, öğlen yemeği için? Öğlen yemeği için değişir. 4 Euro'dan kişi başı 15 Euro'ya kadar çeşit bulabilirsiniz. Daha üst kademeler 20-25 Euro arasında değişebiliyor günlük. Ulaşım nasıl Berlin'de? Ulaşım çok çok iyi. Ulaşım en üst seviyede 24 saat ulaşım hizmeti veren bir sistemi var. Metroları var. S-Bahn, U-Bahn artı otobüs hatları var ve bütün noktalara kadar ulaşabiliyorsunuz. Müthiş bir deneyim ve müthiş bir şehir. Gece hayatı nasıl? Gece neyi tavsiye edersiniz? Gece tavsiyesi... Dışarı çıkalım mı Berlin'e gelince? Çıkabilirsiniz. Yani Türklerin eğlendiği güzel bir yer var. Soho 36, Kreuzberg'te. Dün gitmiştik arkadaşlarla. Çok eğlendik. Barış Manço'nun Hal Hal konseriydi. Artı farklı kulüpler var. Oralara da gidebilirsiniz. Değişik deneyimler elde etmeniz açısından faydalı olabilir. Başka neler yapabilirsiniz? Başka? Bayanlara özel söyleyeceğiniz şeyler var. Bayanlara alışveriş mi yapabilirler? Alışveriş yapabilirler. Çok fiyatlar güzel. Nasıl Berlin'de Türkiye kıyasladığınız zaman? Fiyatlar aşağı yukarı aynı alışveriş merkezlerinde. Fiyatlara baktığınız zaman hatta burada birazcık daha fazla. KDV var. Kofiyosundan. O çok güzel bir alışveriş merkezi. Bikini Berlin konsept olarak çok güzel, değişik. Bikini Berlin derken bikini mi satıyorlar? Hayır, bikini değil. Bikini Berlin AVM'nin adı. Çok farklı bir konsept. Çok güzel bir AVM. İçerisinde ahşapla bölümlendirilmiş satış noktaları da var orta kısımda. Çok hoşuma gitti. Özellikle sanatsal açısından, sanatsal olarak baktığımız zaman müthiş bir AVM konsepti. Tek katlı, ikinci katlı da var yemek için. Ama
tavsiye ederim. Bikini Berlin 10 KDV Berlin AVM. Peki erkeklere ne tavsiye edersiniz? Berlin'e ne yapmalılar? Erkekler buraya geldiği zaman erkeklerin de çok değişik sigara içebilecekleri ve bira içebilecekleri çok güzel kahvelerin bira sunduğu. Demişken kaç çeşit bira var? Berlin'de 400'ün üzerinde çeşit bira var. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar 17 sent yani 17 sent, 7 sent, 39 sent, 45 sent, 99 sente kadar yani 1 euro değil marketteki bira fiyatları. Bara ama bir bara zaman gittiğiniz zaman 2,5 eurodan başlar. En iyi bira fiyatı bir barda 3,94 yani 5 euroyu geçmez bir bira için. Yani Türkiye'den daha ucuz o anlamda. Türkiye'den çok daha ucuz. Çok daha ucuz demeyelim, konsept farklı. Marketlerde zira peki çok kaç gün ayırmalıyız Berlin için? Her tarafı Berlin gezmek için bütün gün aktif olarak U-Bahn, S-Bahn kullanırsanız Berlin'i bir hafta içerisinde sabah 8 akşam hava kararına kadar gezmiş olabilirsiniz. Yani ciddi bir turizm potansiyeli olan bir şehir. Ciddi eski binalar, müzeler, üniversitenin bulunduğu bölge artı bu Tiergarten ve Zoo dediğimiz bölgede çok güzel. Oraları da gezmenizi tavsiye ederiz. Tabii yaz ayında çok daha renkli, çok daha özgür bir şehirle karşılaşırsınız. Zira tahmin edemiyorum, ya edemiyorum ne kadar daha rahat olabilirler. Yazı düşünemiyorum bile. Çünkü kışın bile Tiergarten'dan geçerken çırılçıplak yatmış insanlar görebiliyorsunuz. Yani böyle bir gözlük olamaz yani. Peki. Yani bir hafta ayırmalıyız Berlin için. Bir hafta yeterli tabii. Aslında iki hafta da daha derinlemesine ikinci hafta da iyi olabilir. Peki o zaman en son ne diyoruz? En son we love Berlin and we want to be a Berliner. We want to become a Berliner. If you have the potential to have a job here, I would definitely choose my way on this point to live in, to live and die in Berlin. Ich bin ein Berliner mı diyoruz? Ich bin ein late Berliner. Ich bin ein late Berliner. Peki, başka bir programda, başka bir şehirde görüşmek üzere diyoruz. Çok memnun olduk. Teşekkür ederiz tavsiyeleriniz için. Seyircilerimizi de öpüyorum. Diğer şehrinizi diğer şehrimiz bekliyoruz. Yine Berlin olacak en kısa zamanda. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Bye.